öncelikle yarın 30 Ağustos büyük zaferi kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Tarihimizde unutulmayacak bir zafer. Hepimize kutlu olsun diye başlıyoruz. Şimdi genel olarak bu kulübün biz 2013 Ocak ayında biliyorsunuz göreve geldik. Siz de bu geldiğimiz süreden beri yakından takip ediyorsunuz. Bazen işler istediğimiz gibi gitmedi. Büyük sıkıntılar yaşadık. Takdir edersiniz ki işte bunu defalarca kulüp başkanımızda, diğer yöneticilerimizde anlattılar. İşte mali açıdan çok sıkıntılı bir kulüp. Dolayısıyla hem yarışmacı bir takım hem mali problemler bir şekilde sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Geçen yıl şampiyon oldu bu takım. Ve bu şampiyonlukta birlik beraberlik de oldu. İşte taraftar, basınımız, yöneticiler, takım. Bu camiye bir şampiyonluk hediye edildi. Tabii burada herkesin büyük emeği var. Dolayısıyla futbol çok yakından takip eden basın mensubu arkadaşlar olduğunuz için söylüyorum. Teknik direktörler geliyor, gidiyor. Her teknik direktörün kendine göre bir takım olgusu var. Ona göre bazı futbolcular gidiyor, bazıları geliyor ki Ankara Gücü'nde şimdiye kadar binlerce futbolcu geldi gitti. Teknik direktör de, yöneticiler de hep başarılı olmak ister. Başarı için de herkes elinden gelen gayreti sarf eder. Bizim gördüğümüz şu, sezon başladı, 3 maç oynadık. Takıma sonradan katılanlar oldu. Dolayısıyla tam istediğimiz düzeyde değil takım. Bunu teknik detaylarını tabii İsmail Hoca size açıklayacaktır. O da bir basın toplantısı yapacak birkaç gün içerisinde. Çok erken konuşmamak gerektiğini düşünüyorum takımla ilgili. İyi bir kadro kurduğumuzu ki teknik direktörün talebi doğrultusunda bu kadro oluşturuldu. Yeni bir iki futbolcu da katılacak muhtemelen. Bu yakın zamanda bir iki futbolcu daha takıma katılacak. Hocanın önerdiği doğrultuda transferleri yapmaya, işte planlamaları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yönetimsel anlamda bir boşluk yok. Hani bütün kararları İsmail Hoca veriyormuş gibi bir algı oluşuyor. Yani idari anlamdaki kararları, takımla ilgili kararları, bu bütün profesyonel futbol takımlarında böyledir. Teknik direktörler taleplerini iletirler. Futbolcu konusunda yönetim kurulu değerlendirir, ona göre kararlar verir. Ve genelde biz bu sezon, ki geçen sezon daha erken kurabilmiştik takımı. Ama bu lig tabii daha zor bir lig olduğu için biraz daha zorladı. Hem mali açıdan zorladı bizi. Ama takım geç oluştuğu için bazı futbolcular kampa katılamadı. Uyum sorunu illaki yaşanıyor. Yani bu sadece Ankara Gücü'nde olmuyor. Diğer takımlarda da bunlar yaşanabiliyor. Bizim camiamızdan beklentimiz sabırla desteklemeleri. Yani biz yönetim olarak zaten her şeyi yakından takip edip gözlemliyoruz. Bizim bütün yönetim kurulu üyelerimiz bütün maçlara gelirler. Deplasmanlarda hiçbir maçı kaçırmazlar. Çok önemli bir mazeret yoksa. Dolayısıyla takımla iç içeyiz. Hani takımı kendi haline bırakmışız. İşte İsmail Hoca onu gönderiyor, bunu getiriyor, böyle şeyler kamuoyunda konuşulduğu gibi değil. Şimdi teknik direktörler çok iyi, siz de takip ediyorsunuz. Bazı futbolcularla çalışmak istemez. İşte antrenmanlarda bakar, inceler, yorumlar. Ona göre tercih hakkını kullanır. Bize rapor halinde sunar. Biz de ona göre değerlendirir, karar veririz. Ankara Gücü çok büyük bir camia. Bunu da geçen seneki birliktelikle, beraberlikle neler başarabileceğimizi gösterdik. Bu takımın sabıra ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Maddi anlamda sıkıntılar devam ediyor. Katkı aldık, destek aldık. İşte sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı sponsor verdi, iş adamlarını topladı. İş adamlarında o gece vaat edilen işte 4 milyon lira civarında bir paraydı. Bunun şu ana kadar 1 milyon 350 bin lirası kulübümüze giriş yaptı. Duyarlılık bekliyoruz. İşte söz verilen, iş adamlarımızın söz verdiği rakamları göndermesi kulübü rahatlatacak. Yani bu, biz
bu destek açıklamaları, destek çağrılarını Ankaragücü Spor Kulübü için yapıyoruz. Sonuçta gönül istiyor ki kulüp kendi imkanlarıyla kendini çevirebilsin ama maalesef yapı buna müsait değil. Aylık ciddi ödemeler yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi FIFA'ya acil bir 200 bin euro ödememiz lazım. Personel bir kısmını ödedik, bir kısmı personele ödemeler yapılması lazım. İşte ciddi borçlar var. Peşinat ödemelerimiz var bu seneye ilişkin. Bunlarla ilgili kaynak arıyoruz yönetim olarak. Ama ciddi destek dışarıdan gelmediği sürece bu bir gerçek. Yani bu konuda çok da eleştiri alıyoruz ama desteği biz kulübe istiyoruz. Yönetim olarak, bireysel olarak kulüp başkanına veya bizlere bu maddi desteği istemiyoruz. Desteği kulübe istiyoruz ve bunun örnekleri Türkiye genelinde birçok kulüpte var. Devlet desteği, işte belediyelerin destekleri. Şimdi Elazığ'daydık biliyorsunuz maçta. İşte vali bey, belediye başkanı yan yana maç izledik. Şehir bütün imkanlarını seferber etmiş Elazığ Spor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak için. Biz de bu katkıyı Ankara'da imkanları olan herkesten bekliyoruz. Dolayısıyla destek istenmesini farklı yorumlamak çok olumlu, çok iyi bir davranış olarak görmüyorum. Bunu şahsi fikrim olarak söylüyorum. Sonuçta yine üzerine düşe üstüne basa basa söylüyorum. Desteği Ankaragücü Spor Kulübü'ne istiyoruz. Burası bir dernek. Burası ne bizim şahsi malımız ne de bir başkasının malı. Bu kamuya mal olmuş 107 yıllık, asırlık bir camia. Tek hedefimiz de bu camiayı hak ettiği yerlere getirmek. Bunu da bireysel olarak bizim kendi maddi imkanlarımızla yapabilmemiz mümkün değil. Bunu hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim istediğimiz diğer profesyonel takımlarda, diğer şehir takımlarında örnekleri nasıl varsa biz de şehir bilinciyle bu takımı düzlüğe çıkarmak için katkı bekliyoruz. Dediğim gibi iş adamları vaat ettikleri parayı öderlerse rahatlayacağız. Biz tabii bu arada kendi imkanlarımızla da bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. İşte transferler yapacağız. Bunun dışında bu kulüp herkesin kulübü. Herkes sahip çıkarsa geçen yılki gibi birlik beraberlikle çok şeyin başarılacağını düşünüyorum. İlk işte 3 hafta işler ters gitmiş olabilir. İsmail Hoca da her hafta maçlardan sonra bizlere raporunu veriyor zaten. İnceliyoruz, bakıyoruz. Teknik olarak analizlerini yapıyor. İşte berabere kaldıysak bunun gerekçeleri, mağlup olduysak bunun gerekçeleri. Biz de her şeyi yakından takip ediyoruz yönetim kurulu olarak. Özellikle bilmenizde fayda var. Yani bu kulüp çok değerli bir kulüp. Çoğunuz çok yakından biliyorsunuz. Ama dediğim gibi maddi imkansızlıkları aştığı zaman bu sezon şu anda bir 10 milyon liraya ihtiyaç var. Bunu aştığı zaman bu kulübün önünde kimse duramaz. Yani o bir başkası gelsin, bir başka yönetim olsun, bir başka başkan olsun, şu olsun bu olsun. Ama bu sezonu ciddi şekilde atlatmamız için bir işte 10 milyon liralık bir kaynak lazım bize. Onun araştırmalarını yapıyoruz. Devlet kurumlarıyla görüşmeler yapılıyor. Güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Çok bazı fikirlerin oluşması için çok erken davranılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Teknik ekibimize, futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah başarılı olacaklar. Çünkü hiçbir teknik direktör başarısız olmak istemez. Herkes mesaisini bu kulübün başarılı olması için harcıyor. Destek önemli, manevi destek çok önemli bu konuda. Destek vereceğiz. Takımı yakından takip edeceğiz. Sizlerin fikirlerini önemseyeceğiz. Eleştirilere her zaman açığız. Bunu defalarca söyledik. Ama hakaret boyutuna eleştiriler gittiği zaman bu çok şık bir durum olmuyor biliyorsunuz. Bizim de ailelerimiz var, çocuklarımız var. Yani bu kadar rahat küfredilmemeli, bu kadar rahat hakaret edilmemeli. Hiç kimseye, yani sadece bizlere değil, hiç kimseye bu kadar kolay hakaret etmemeli. Dolayısıyla bu kulübün, bu takımın en çok başarılı olmasını isteyenler bizleriz yönetim olarak. Niye 5 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz? Yani bizim çektiğimizi biz biliriz. Bunun mücadelesi böyle kolay bir mücadele değil. Yani trilyonlar gelir olan bir kulübü alıp da biz
sürekli bu sıkıntılardan bahsetmedik. Hiçbir gelir olmayan bir kulüp vardı. İşte öyle devam ediyoruz. Ha, kimse bizi burada zorla yönetici olarak tutmuyor. Ama bir işe soyunmuşsak bir muvaffak olalım istiyoruz. 107 yıllık bir kulübü ayakta tutalım. Hak ettiği yere taşıyalım istiyoruz. Ve bu 107 yıllık kulübün sorumluluğu sadece bizim omuzlarımızda olmamalı. Herkes duyarlı davranmalı. Türkiye tarihinin en eski kulüplerinden bir tanesi. Dolayısıyla diğer büyük takımlara nasıl ciddi kaynaklar aktarılıyorsa Ankaragücü de bu Türkiye'nin çok ciddi büyük kulüplerinden bir tanesi. Onun için bizim destek çağrılarımız, destek isteklerimiz işte dilencilik olarak efendim başka şekillerde yorumlanmasın. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Biz desteği Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'ne istiyoruz. Bu kulübün yaşaması için. Çünkü hatırası çok büyük bir kulüp. Kurtuluş Savaşı'nda şehitler, gaziler vermiş bir kulüp. Bizim için manevi değeri çok büyük bir kulüp. Ve biz gücümüz yettiği oranda yönetim kurulu olarak bütün yönetici arkadaşlarım herkes elinden geleni yapıyor. Ama takdir edersiniz ki lig atladıkça giderler, maliyetler yükseliyor. Buna göre de kaynak bulmamız gerekiyor. Ve el birliğiyle de bu sezon bu takımı en iyi yerlerde görmek istiyoruz. Hepinizin katkılarıyla, bütün camianın, taraftarların katkılarıyla bu takımı en iyi yerde görmek istiyoruz. Biraz sabretmekte fayda var. İşte ön yargılı olmamak lazım. Bir kulüple hiç ilgisi olmayan konularda işte bir spekülasyon yapılıyor. Sonra bir yayılıyor. Hakaretler, yorumlar. Oysa hiçbirimizin bilgisi yok. Yani kulüp başkanı da dahil. Bizlerin, yönetim kurulularının bilgisi yok. İşte gündeme bir şey düşüyor. İnanılmaz yorumlar yapılıyor. Bizim istediğimiz önce bir kulübün resmi açıklaması beklensin. Eleştirecek arkadaşlarımız yine eleştirsinler. Kulübün resmi hesapları işte sosyal medya hesapları ve resmi site eleştiriliyor. Onunla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Baştan aşağı yeniliyoruz resmi sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı. Buraya itibar edilmesinde fayda var ki Ankaragücü'nü yakından takip eden basın mensupları olarak sizlerin beyanlarına itibar etmelerinde fayda var. Onun dışında bilmiyorum yani bu olumsuz dedikodular neden çıkar, kime fayda sağlar, kim bundan beslenir onu da bilmiyorum. Ama camiamıza da taraftarımıza da güveniyoruz. İnşallah hep birlikte bu takımı hak ettiği yere getireceğiz. Sorularınız varsa soru alalım. Öyle devam edelim. Başkanım, sizi bu açıklamalara iten son zamanlardaki gelişmelerle ilgili biraz izin verirseniz öyle daha da konuyu açarız. Evet, mesela biz sosyal medyayı özellikle ben sizin kadar takip etmiyorum. Ben evet, neyi evet. eleştirdiğimizi anlayamadım. Evet, evet. Şimdi şöyle bir konu gündeme atılıyor. Mesela bugün Musa Cimilli konusu gündemdeydi. Çok enteresan şeyler oldu ya. Biz de şaşırdık. Yani niye böyle bir şey yapılır? Bir insan bunu niye yapar? Çünkü Musa Cimilli en az camiamız kadar, camiamızda hatrı olduğu kadar bizde daha büyük hatrı olan bir abimiz. Yani bu camiaya yıllardır emek vermiş. Ki gönderilmesi veya kulüpten uzaklaştırılması gibi bir şey 5 yıldır hiç gündemimizde olmamış. Hiç böyle bir şey yok. Hani niye böyle bir şey ortaya atılır? Bunu insan merak ediyor. Neden yapar bir insan bunu? Yani bu kulübün böyle hiç gündeminde olmayan şeylerle meşgul edilmesi kime ne fayda sağlıyor? İşte bizim gündemimizde yok. Bazı futbolcularla ilgili açıklamalar yapılıyor. Ya bakın şunu söylüyorum. Biz gönderdiğimiz bize emek vermiş, şampiyonlukta emeği olmuş hiçbir futbolcumuzla ilgili olumsuz açıklama yapmadık. Ama şunu bilmekte fayda var. Futbolcularla bizim ilişkilerimiz namahremdir. Biz birçok şeyi söylemeyiz. İşte üstünü kapatırız, söyleme gereği duymayız. Aynı nezaketi futbolculardan da bekleriz. Bizim birçok futbolcu üzerinde emeğimiz var. Kulüp başkanlığının, yönetici arkadaşların emeği var. Birçok şeyi onlarla birlikte yaptık ama bizim de onların üzerinde çok emeğimiz var. Şimdi bazı futbolcu arkadaşlarımız açıklama yapıyorlar. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Ya sen futbolcusun. Yaklaşık işte 15 yıldır futbolun içindesin. Hiçbir kulüpte ömrünün sonuna kadar futbol oynayamazsın.
Bir teknik direktör gelir der ki arkadaş biz seninle düşünmüyoruz, diğer futbolcuyla devam edeceğiz der. Birbirimizi incitmememiz lazım. Yani biz diyorum ya, futbolcularla yöneticiler arasındaki ilişkiler namahrem ilişkilerdir. Teknik direktörle futbolcu ilişkisi kendi bilecekleri iştir. Biz nerede müdahale ederiz? Disiplinsiz bir olay olduğunda, bize rapor edildiğinde biz oradan müdahale ederiz. Verilecek cezayı otururuz yönetim kurulunda. Bizim bir de disiplin kurulumuz var. Otururuz, verilecek cezayı veririz. Gider. Ama hep şunda ısrar ediyorum ben. Bir konuda bir açıklama yapılıyorsa lütfen camiamızdan rica ediyorum, kulüpten bir resmi açıklama beklensin. Yani ya sizin aracılığınızda ya resmi siteden biz illaki bir açıklama yapıyoruz. Ondan sonra eleştirilecekse eleştirin, yerden yere vurun ama beklemekte fayda var. Bir de sektörel anlamda maddi konuların çok konuşulduğu, çok maddi anlamda hareketli bir sektördür futbol sektörü. Ankara Gücü olarak söylemiyorum. Ama kimse, işte özellikle futbolcu kardeşlerimiz, buradan ayrılanlar böyle çok basit ortaya atılmamalı, atmamalı bizleri, işte hocasını, şunu bunu, hocayla ilişkisi, hoca o konuda mesela Ömer Bozan'la ilgili gerekli açıklamayı yaptı Samsun'da. Yönetimsel anlamda şimdi biz Ömer'i yıpratacak hiçbir açıklama yapmıyoruz mesela. Ama Ömer'in bir açıklamasıyla birden gündem değişebiliyor. Ömer'e biz başarılar diledik. Sarıldık, ayrıldık. Teknik kadronun raporu doğrultusunda kendisi de ayrılmak istediğini bildirdi. Saygıyla karşıladık, yollarımızı ayırdık. Şimdi tepkiler verilirken de biraz dikkatli gitmekte fayda var. Çünkü sonradan pişman olacağımız hakaretleri hiçbirimiz yapmamalıyız. Açıklamayı yaparken veya altına yorumlar yaparken biraz daha dikkatli davranmakta fayda var. Şimdi bizim işte sosyal medya hesaplarımız, resmi sitemiz çok eleştiriliyor. Ya o kadar hareketli ki gündemimiz çok yoğun, biliyorsunuz. Yani bunu sizler yakından takip ediyorsunuz. Bir yandan işte aylık ödemeleri dengele, futbolcu transfer et, takımın ihtiyaçlarını karşıla, prim öde, peşinat öde falan filan. Yani böyle kendi gelirleriyle dönen bir kulüp değil ki, böyle en ince teferruatına kadar her şeyi dört dörtlük yoluna koyalım da hiçbir şekilde eleştiri almayalım. Ama yok işte, bu resmi sitemiz falan güncelleniyor. Biraz sabır gerektiren bir iş. İşte 5 yılın sonunda, 4,5 yılın sonunda şampiyon oldu bu takım. İnşallah bu sezonda hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Hedefimiz, yani bu kulüp Ankara Gücü. Hedefleri hiçbir zaman küçük olmaz. Elimizden geleni yapacağız. Hak ettiği yere getirmek için. Üzülüyoruz. Yani böyle çok basit konulardan bir kıvılcım çıkıyor. Ondan sonra ciddi eleştiriler, hakaretler geliyor. Biz hiç kimseyi eleştirip, hiç kimseye hakarette bulunmuyoruz. İstiyoruz ki camia bu kulübü de böyle el üstünde tutsun. Yani yöneticileri tutmasınlar. Eyvallah, hiçbir sıkıntımız yok da. Eleştirirken ya bunlar da bu kulübe işte yönetici iyi kötü emek veriyorlar diyebilsin insanlar. Emeğe saygı diye bir şey var. Çok kolay hakaret edilmemeli diye düşünüyorum hiçbir yönetici arkadaşıma. Beğenirsin, beğenmezsin. Eleştirinin dozu farklıdır. Eleştirirsin. Ona amenna. Ama çok basit konularda bile çok rahat hakaret ediliyor. Bu da bütün arkadaşlarımız gibi bizi de üzüyor. Buyur. Son maç takımı sattı. Kane diye cezasını yapalım. Kane diye çok farklı bir yaptırım uygulayacağız. Çünkü hiç olmaması gereken bir hareketti. Gereksiz. Hepiniz gördünüz işte. Çok gereksiz bir hareketti. Hani çok sert bir faul olur, anormal bir şey olur da böyle bir tepki verilir. Çok üzüldük. Yani biz bir türlü anlam veremedik. Tabii teknik direktör heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu olarak gerekli cezayı, gerekli hamleyi daha doğrusu yapacağız. Bunda camiamız rahat olsun. Şimdi teknik heyetin raporunu bekliyoruz. Gelsin raporları. Biz de kendi kanaatlerimiz doğrultusunda, yani bu hareket öyle yenilir yutulur bir hareket değil. Çünkü belki 11-11 devam etseydi maç, kaderi daha farklı olabilirdi maçın sonucu. Dolayısıyla hiçbir futbolcunun takımına bunu yapmaya hakkı yok. Biraz daha tedbirli olacaklar, sakin olacaklar.
o maç atmosferini kaldıracak. Bunlar profesyonel futbolcu. Yani o hareketi yapması bize göre hiç şık olmadı. Ki Elazığ'da, özellikle Elazığ demişken, valisine, belediye başkanına ve halkına çok teşekkür etmek gerekiyor. Ben sosyal medya üzerinden teşekkür ettim. Bir kez daha teşekkür edeyim. Çok güzel misafir ettiler. Çok da güzel uğurladılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ama Kane de konusunda gereken işlem yapılacak en kısa zamanda. Başkanım, şimdi vakitler aldı, transfer döneminin bitmesine az kaldı. Ankara Gücü'nün hazırlık döneminden, yani hazırlık maçları dahil, attığı toplam gol sayısı ya 2 ya 3, yani yanlış hesaplanırsa. Gol yollarında ciddi bir problem var. Şimdi Kane'de de sakat, yani ceza alacak en az 2-3 maç herhalde. Ki gideceğine dair duyumlar geldi yani bizim kulağımıza. Kalmak istemediğine, parasını alamadığına dair bir şeyler geldi. Bu konuyu bir açıklık getirir misiniz? Bir de forvet transferi olacak. Forvet transferi olacak. Yani bu bir iki gün içerisinde başkanımız konuyu takip ediyor zaten. Ciddi bir hamle yapılacak. Kane'nin gitmek istemesi parayla alakalı değildir. Çünkü onun peşinatını verdik. Parayla alakalı değildir. Kafasında başka şeyler vardır. O da kendi takdiridir. Ki kalmak istemeyen hiçbir futbolcuyu da biz ısrarla tutmayız. Onu da söyleyeyim. Öyle bir işte ille kal, devam et, işte santriforumuz yok gibi bir teşebbüsün içine hiç girmeyiz. Burası Ankara Gücü. İsteyen gidebilir. Memnun olmayan gidebilir. Ama parasal anlamda Kane'nin bir problemi yok. Onu gerekçe gösterip giderse, öyle bir açıklama yaparsa bu da yanlış olur. Artık Kane'nin ne menajerinden ne de kendisinden böyle bir talep gelmedi bize. Yani. Gitmek istemesi lazım. Peki bir soru daha sorayım başkanım. Savunma hattındaki boy ortalaması çok kısa. Evet. Yani bu oyuncu transfer ederken bir, çünkü geçen sene Cenk vardı, işte biraz daha uzun boylu savunmacılar vardı. Bu sene gerçekten hepsi çok kısa, yerine giren adamlar da kısa. Ve bu da zaten goller, yenilen gollerde genelde hava toplarından yeniliyor. Yani bununla ilgili bir önlem olacak. Şimdi teknik heyetin, konuşmamın başında söyledim, teknik heyetin talebi doğrultusunda transferler yapıldı. Aksaklık olabilir. Belki hocanın kafasında başka bir formül vardır ama bu konuda da arayışlar var. Bu konuda da arayışlar var. Net olarak şu oyuncu gidecek, şu oyuncu gelecek demeyelim. Çünkü hali hazırda bizim futbolcularımız, takım biliyorsunuz izinli, dönecek. Ama yapılan bütün transferler teknik heyetin, teknik direktörün talebi doğrultusunda yapıldı. Tedbirini alacak, önerecek olanlar da teknik heyettir. Bize raporunu sunacak. İşte şu bölgede ihtiyacımız var diyecek. Ona göre biz gücümüzün yettiği oranda transferler yapacağız. Peki açık yüreklikle sizin içinize sindi mi yapılan transferler? Şimdi bu soru, biz bu takıma her türlü sahip çıkmak zorundayız. Biliyorsunuz. Şimdi takımı eleştirmeyi biz yönetim kurulu toplantısında yaparız. Hiçbir zaman basın önünde veya işte camiada, biliyorsunuz, yani takımı, teknik direktörü veya herhangi bir futbolcumuzu eleştirmedik. Bunları biz yönetim toplantısında konuşuruz. Ortak bir değerlendirme yapılır ki şundan emin olun, gördüğünüz birçok aksaklığı bizler de görüyoruz. Konuşuyoruz işte kulüp başkanımızla, yönetici arkadaşlarımızla. Sizin gördüğünüz birçok aksaklık bizim de tespitimiz. Teknik direktör gelsin. Bu maçın, Elazığ maçının analizini yaparım. Raporunu alalım. Bir 3 haftanın genel değerlendirmesini yapalım. Ona göre zaten sizler aracılığıyla da kamuoyuna açıklayacağız. Başkan, şimdi sen sosyal medyadan rahatsız ediyorsun da bu sosyal medyada, yani meğer bu yapılan eleştiriler bugün haberler, yani medyaya yansıyacak. Bu medya grubundan mı yoksa dışarıdan birisi sizlere mi bu servisi yapıyor? Medya grubunda olan. Şimdi yok yok, medya grubunda o konuda eleştiri yaparsak haksızlık yapmış oluruz. Şimdi medya grubunda biz hiç ya eleştiri tabii ki olacak. Tabii, eleştiri tabii, amenna. Yani. Bu olmamış bir şeyin haber yapılması veya işte sosyal medya aracılığıyla servis edilmesi. Biz yerel basınımızdan böyle bir şey görmedik şu ana kadar. Ama şimdi sosyal medya ister istemez
basın sözcüsü veya ilgili arkadaşlar takip ediyorlar. Bize diyorlar ki böyle bir konu var gündemde. Şimdi onlar da bizden bunun cevabını almadan açıklama yapamıyor resmi site haliyle. Şimdi diyelim Musa Cimilli konusu, tekrar başa dönelim. Bununla ilgili bir tasarruf var mı yok mu? Şimdi resmi siteyi yöneten arkadaşlarımız önce bununla ilgili bizden bir teyit alacaklar. Ondan sonra açıklama yapacaklar. Ve resmi sitenin açıklamaları biraz onun için gecikebiliyor. Teyit alacak işte kulüp başkanından, bizden, teknik direktörden teyit alıp açıklama yapılacak. Ha, yerel basından öyle bir şey duymadık, görmedik. Öyle bir memnuniyetsizliğimiz veya eleştiri, şu anda eleştiri konusu yapacağımız bir şey yok. Ha, haber olarak haber tabii ki yapılır. Eleştiri çok doğaldır. Çok rahatlıkla yapılabilir. Ama şundan emin olun, hepinizin köşe yazılarını da eleştirilerinizi de okuyoruz. Bir şeyler çıkarmaya gayret ediyoruz. Bundan da emin olun yani. Hepsini takip ediyoruz. Özellikle basın sözcümüz yönetim kurulu toplantısında köşe yazılarınızı veya haberlerinizi getiriyor, değerlendiriyoruz. Bizim yerel basınımız, ulusal basınımızla ilgili, yani Ankara Gücü'nü takip eden basın mensuplarımızla ilgili öyle bir şikayetimiz, sıkıntımız yok. Hasan Erdoğan'ın konusu vardı. Eskişehir Spor'un bonservisini ödemediğine dair 1,5 ay önce kadar, şu an bilmiyorum, 1,5 ay önceye kadar Koca Camii'ye tek başına tutan, bu ara sürekli ismi yıldızlaşan bir ismin bonservisinin durumu hala nedir? Ödendi mi? Şimdi bonservisi Eskişehir'de, biliyorsunuz. Parayı ödemese bile o size bonservisini geri alma hakkı doğurmuyor. Parayı tahsil etmenin değişik yolları var, hukuki süreçleri var. O yolda hukukçularımız, avukatlarımız takip ediyorlar konuyu. Yani Hasan Ayaroğlu'nun bonservis bedeli ödenmedi ki bir kısmı ödendi. Ödenmedi diye o futbolcuda tekrar hak sahibi olamıyorsunuz. Yani bu sadece Hasan Ayaroğlu için değil, bütün profesyonel futbolcular için geçerli. O kulübün size olan borcu. Hasan Ayaroğlu Eskişehir Spor'un futbolcusu. Ha, sezon başında düşündük, biliyorsunuz, Hasan Ayaroğlu'nun, ama Eskişehir Spor transfer yasağını açamadığı için bütün işte içerideki oyuncularla sözleşme yeniledi veya geri çağırdı kiralık oyuncularını. Eskişehir Spor öyle bir tedbir aldı. Yoksa Hasan Ayaroğlu bizim gündemimizdeydi. Hatta başkanımız bizzat kendisi de görüştü. Ama Eskişehir Spor bırakmadı transfer yasağı olduğu için. Başkanım, şimdi ben buraya gelirken daha farklı şeyler düşünüyordum ama geldiğim zaman daha farklı bir açıklamayla karşılaştım. Başta biz İsmail Hocam'ın bu sezonun bir proje olduğunu söyledi. Ve hakikaten bu projenin derin bir proje olduğunu ben kendim düşünmeye başladım ve ona göre davranmaya başladım. Çünkü bugüne kadar görmediğim bir farklılık vardı. Şu an yazdığım kadarıyla 17 tane yeni isim takıma katıldı. Evet. Yani herhalde sezon transfer dönemi kapanasıya kadar bu 20'yi de bulacak. Bu Ankara Gücü tarihinde bugüne kadar alışık olduğumuz bir durum değil. Durum böyle olunca projeyi daha detaylı konuşmak konusunda teknik adam ve yönetim Ankara medyasını yeterince kullanmadı. Özellikle Ömer Bozan ve Muhammed konusunda yeterince açıklamalar zamanında ve doğru yapılmadı. Sadece teknik direktörün ifadeleriyle şey etti. Biz de o gün daha sorumlu davrandık. Bunlar sayfalara taşınmadı. Belki taşınsaydı bu önlenmiş de olacaktı. Çünkü bu bir projeydi. İlginç bir durum vardı Ankara Gücü için. Hakikaten hayati bir süreç vardı. Ben buradan şuna getiriyorum. Özellikle teknik ekiple olan ilişkilerimizin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü hakikaten zor. Siz çok şeyler anlattınız bunun içerisinde. Bizle olan ilişkilerde, burada bir samimiyetsizlik olarak bir ifade değil, biraz daha yakınlaşmaya ihtiyaç var ki bunları kaldırmamız lazım. Çünkü hakikaten süreç çok önemli.
Ankara Kalesi'nde yankılanmaya başladı milletin omurganmaları. Bunun sebebi de yeterince teknik alanda bizi bilgilendirmedi. Biz de kamuoyunu bilgilendirmedik. Dolayısıyla sosyal medyada çok büyük çatlaklar oluşmaya başladı. Bu kadar büyük bir projede o zaman daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor. Daha çok konuşmamız gerekiyor. Özellikle antrenmandan fotoğraf gelmesi bile bizim için çok önemlidir. O gün antrenmana kimler çıktı, kimler çıkmamadı ifadesi bir fotoğraf bile bizim için çok önemliydi. Biz bunu Özgür'le zaman zaman tartıştığımız zaman, konuştuğumuz zaman bu bize büyük bir depresyon yarattı yani hakikaten. Yani mutlaka her günün antrenmanın bize ulaşması lazım. Alınmak, alınmamak ayrı bir olay. Başkanım, burada siz de ifade ettiniz. Bu süreci çok iyi bilen insanlar var. Evet. Ama bu süreci daha samimiyetle masa etrafında tabii hiç kimse haddini aşmadan konuşmamız gerekiyor. Teknik ekip ve futbolcularımızla, heyelerimizle bize uygun bir forma. Çünkü Ankara Gücü camiası haber bekliyor, bilgilenme istiyor. Biraz kapıyı kilitledik. Bundan da doğdu bu şeyler. O nedenle ben sürece sabır gerektiğine inanıyorum. O nedenle buna uygun sorumlulukta biz davranacağız. Hakikaten bu konuda da sizler de geleni yaparsanız yapacağınıza da inanıyorum. Bu zor süreç çünkü hakikaten 10-20 tane oyuncu alınacak. Bu takım nasıl takım olacak, nasıl kaynaşacak? Öyle kolay bir lig değil. O nedenle bu toplantıların daha çok yapılması, daha çok da kamuoyunun bilgilendirmesi konusunda şimdi, şeyler yapılması. Teşekkür ederim Ali abi. Şimdi şöyle, bu toplantıyı normalde ben bu kulüpte başkan yardımcısıyım, futbol şubesi bana bağlı. Bundan sonra işte Tuna Bey'le koordine olarak kafanızda soruları, o hafta yaşanan ekstra olaylar olursa onları değerlendirmek üzere bir araya geleceğiz. Bu ilk adımıydı. Şimdi belki bu basın toplantısında camiamızın duymak istediği şeyler duyulmadı. Belki sizin de beklentinize çok cevap veremedik ama bu toplantı bir ilk olsun istedik. Ve Ömer Bozan ve Muhammed gönül açar konularında abi bak yönetim olarak hiçbir futbolcumuzla ilgili şu ana kadar açıklama yapmamaya özen gösterdik. Çünkü bunlar hakikaten bizim çocuklarımız gibiydi. Öyle ilgilendik, öyle yaptık. Mesela birebir futbolcular bizim ilişkilerimizi hiç kimse bilmez. Dara düştüklerinde elimizden geleni yaparız, bir şeyler yaparız. Ha gönül istiyor ki bakın futbolda bu var. Hiçbir futbolcu ben bu kulüpte ömrümün sonuna kadar oynayacağım, ben işte bu formaya aşığım, para pul istemiyorum gibi bir şeye girmez abicim. Bunlar hayalcilik olur. Futbolcu keşke giderken şunu yapabilse. Ya bu adamlar bizi en sıkıntılı dönemlerinde ellerinden geleni yaptılar. İyi para kazandık. Eyvallah deseler. Bak biz hepsine başarı dileyip gönderiyoruz. Yani gittikten sonra böyle açıklamalar şık değil. İnsanların kafasını karıştıracak açıklamalar. Şimdi teknik direktörün penceresinden baktığınız zaman bu iki isimle ilgili olayda, Muhammed ve Ömer'le ilgili olayda, teknik direktörü dinlediğiniz zaman şimdi bunu yapan, ona göre işte antrenmanı terk eden futbolcularla ilgili ben bir yaptırım uygulamazsam diğerlerine emsal teşkil eder diyor. Bunu nasıl açıklayacağız? O zaman biz yönetim olarak ya hocam yok kardeşim ne olursa olsun Muhammed'le Ömer takımda kalacak siz olsanız diyebilir misiniz? Niye? Onunla mesai yapacak çünkü. Onunla bu takım başarılı olacaksa o ekiple başarılı olacak. Onun için çok ince çizgiler bunlar. Kimse incinmesin istemiyoruz. Yani özellikle giden futbolcu kardeşlerimiz hepsinin emeği var. Hepsine ciddi saygımız var. Bu camianın, bu kulübün tarihini altın harflerle yazdırdılar isimlerini. Ama biz de onlar için çok şey yaptık. Yani bunu da anlatmalarını beklerdim. Madem çok teferruata giriyorlarsa bizim de onlar için neler yaptığımızı anlatmaları lazımdı. Bireysel olarak yani Mehmet Diner'in, Ercan Soydaş'ın, diğer yöneticilerin özel durumlarında, başka konularda onlar için neler yaptığını da anlatmaları lazımdı. İşte buna üzülüyorum. Benim camiamızdan beklentim şu. Tabii ki eleştireceksin. Yeri gelecek yerden yere vuracaksın. Ama ya teferruatını bilmediğin konuda hakaret etmeyeceksin. Etme.
Niye, nasıl, biz hiç kimseye hakaret ediyor muyuz abi? Etmiyoruz. Güzel açıklamamızı yapıyoruz. Diyoruz ki, bak başladık basın toplantısına. İşte Musa Cimilli'den, Kehinde'den geliyoruz öyle işte. Resmi sitenin düzensizliğinden işte düzene sokacağız, yeniden yapılandırıyoruz diye anlatıyoruz. Şimdi bu konularda bir resmi açıklama beklenmeli diye düşünüyorum. Tabii yüz binlerce taraftarımız var. Her birinin fikirleri farklı. Her birini ayrı ayrı memnun etme şansımız yok. Yönetim kurulu, ki bütün kulüplerde nasıl yönetim kurulları karar alıp uyguluyorsa o şekilde biz de karar alıp uyguluyoruz. Ama futbolcumuz özellikle bu sezon biraz daha kurumsallaşalım. Futbol takımını işte teknik direktör raporu doğrultusunda düzenledik, oluşturduk. İşte gitmesini istediği futbolcularla yollarımızı ayırdık. Hepsiyle helalleştik, ayrıldık. Gelenlerden de başarı bekliyoruz. Bizim de çünkü bütün mesaimiz, emeğimiz işte kulüp başkanı görüyorsunuz. Sürekli arayış içerisinde işte kaynak oluşturmaya çalışıyor. Destek bulmaya çalışıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama maddi anlamda geçen yıldan farkı var mı derseniz işte Büyükşehir'den ciddi bir destek aldık. Birkaç kurumdan destek alacağız. İşte isim sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. Onun dışında kulübün yine geliri yok. Aynı yerdeyiz yani kulübün yine geliri yok. Şimdi transfer maliyetlerine baktığınız zaman geçen sene harcadığınızın ki bu kulüp bu ligde başarılı olacaksa, yarışmacı bir takım olacaksa bunu yapmak zorundasınız. Geçen sene de kulübün kendi geliri yoktu, bu sene de yok. Onun için biraz sabır gerekiyor, iyi niyet gerekiyor, pozitif bakmak gerekiyor. Bir şey sormak istiyorum da, bu bir proje ise projede bir sabır ve sadakat gerekiyor. Evet. Bu en az 1-2 yıllık proje. Ben bu soruyu gelecek sene size sorduğum zaman bu 17 futbolcudan eğer 15'i bu kulüpten gitmişse ben büyük bir sorgulamaya tabi tutarım. Evet, hakkınız var. Yani bu büyük bir proje olmalı. Bunun için de en az 2 yıl, mesela ben diyorum ki belki de şöyle algılıyor. Biz bugün takımı direkt çıkartmak üzere buna odaklandık anlamına geliyor bu kadar çok adam. Veya diyeceğiz ki kamuoyuna en az 1-2 yıl bunu teknik adam, yönetim anlatacak bunu, bu detaylı. Bu yanlış tüm kulüplerde var, bunu bir yanlış olarak diyorum. Ben Ankara'daki transferlere baktım, ya uçmuş bütün takımlar. Ama Ankara gücündeki çok farklı, bunu özellikle böylesine sabırsız bir camiaya çok ciddi anlatmak. Ama abi şimdi bir şey söyledin, dedin ki bu kadar oyuncu alındı, bu kadar yeni oyuncunun bir arada olduğu bir takımdan da kısa sürede başarı olmaz, beklemek hayalcilik olur. Kesinlikle. Hocamızın vurgulamaya çalıştığı 2 yıllık proje bu sene olursa olur, olmazsa zaten seneye dedi. Bir riskine dönüştürmüyorsun. Şimdi şu var, şu var mesela bak, siz de takdir edersiniz ki bu kulübün bir transfer yasağı var, bir borcu var. Biz temas ettiğimiz ya da görüştüğümüz ya da kadromuza katmak istediğimiz her oyuncuyu istediğimiz her an alamayabiliyoruz. Bunun için de bazı şeylerin gizli kalması lazım. Şimdi Ankara Gücü'nün bir ismi var, bir marka değeri var. Ankara Gücü hiç transfer yapmasın, sahaya çıksın. İsminden ve marka değerinden, büyüklüğünden dolayı zaten hedef takım. Dolayısıyla hedef takım olduğu için ya sen oyuncuyla 3 liraya anlaştıysan Ankara Gücü'yle geleceğe gündeme düştüğü zaman fiyat çıkıyor 5 liraya. Bazı şeyleri bu anlamda biraz gizli tuttuk. Veya oyuncuyu çağırdık kulübe. Dedik ki gel kardeşim seni kadromuza katmak istiyoruz. Dedi ki sizin transfer yasağınız var. Ne olacağı belli değil. Ben de kariyerimi riske atamam dedi oyuncu. Biz bunu sizlerden veya kamuoyundan gizli tuttuk 3-4 gün, iş olgunlaşana kadar hani açıklamayalım dedik, oyuncuyu burada misafir ettik, antrenmana çıkarttık, iş olgunlaştıktan sonra size açıkladık. Ama şimdi sezon başladı, bütün her şey tüm çıplaklığıyla, şeffaflığıyla ortada, antrenmanla alakalı haberler, fotoğraflar zaten size günlük gelecek, artık bismillah dedik başladık, bundan sonra olmayacak ama transfer sürecinde anlayışına sığınarak bazı şeyleri gizli tuttuk. Örnek söylüyorum, Korcan'ın sakatlığı Altınordu maçında belli oldu. O gün sakatlandı. Belki hani rakibimizin oyun planını ona göre kurmaması için Korcan'ın sakatlığını söylemedik. Yani bu eğer hataysa hata, ben bunu kabul ediyorum mesela. Onu söylemedik özellikle. Bazen teknik adamlar böyle tercih kullanabiliyor. Sakat oyuncusunu açıklamayabiliyor. Veya diyor ki ya bir deneyelim, bakalım, doktoru çağırıyor, fizyoterapisti çağırıyor, oynayabilir mi diyor, son ana kadar bekliyor. Oynayamazsa ondan sonra açıklıyor. Bu anlamda özür diliyorum. Artı hocamız bugün sabah aradım, kendisiyle de görüştük. Size de selam var. Eğer hepiniz müsaitseniz, perşembe günü saat 2'de
bir basın toplantısı yapmak istiyor. Müsaitseniz. Arefe. Bir de şu var abi, son noktayı koyayım. Geçen yıl şampiyonlukta yaşadığımız mutluluğu bir hatırlayın. Ben o zaman hiç tanımadığım insanlara öyle bir sarılmışım ki. Yani mesela Ahmet'le bir sarıldık, hatırlıyor musun? Yani ikimizin de gözleri dolu. Beraber başardık dedik. Yani o zaman orada kimler var tam da hatırlamıyorum ama. İşte Ahmet'le iyi bir sarıldık, beraber başardık dedik. Bu bir, işte hakikaten sizin katkılarınız da çok önemli yerel basının. Taraftarlarımızın katkısı çok önemli. Geçen yılki birlikteliği sağlayabilirsek, sağlarsak, ki bunun önünde şu anda biz engel görmüyoruz. Taraftarlarımızdan da memnunuz. İşte Elazığ deplasmanına da geldiler. Gönül isterdi ki galibiyetle dönerim. Ama hangi yönetici, hangi taraftar Ankara Gücü'nün başarılı olmasını istemez, şampiyon olmasını istemez. O yaşadığımız süreci bir hatırlayın. Şampiyonluğa gittiğimiz süreci. En az bizim kadar sizler de mutluydunuz. Hep beraber sevindik. Hep beraber ki sabırla geldik. İşte bir ara liderle puan farkı hatırlayın. İşte 6'ya çıktı, maç eksiği vardı, şöyle oldu, böyle oldu. Bir şekilde başarıldı, şampiyon olundu ki hep beraber buna sevindik. Taraftarlar, yönetim, işte teknik ekip, futbolcular, basın mensubu arkadaşlar. Onun için bu duyguları hep diri tutalım, hep yaşayalım istiyoruz. Ki Ankara Gücü gibi bir camia da bunu hak ediyor. Ki taraftarının işte Ankara Gücü sevdasını, sevgisini tartışmaya gerek yok. Görüyorsunuz, her şeyin önünde tutuyor taraftar Ankara Gücü sevgisini. Biz de Ankara Gücü'nü işte onları mutlu edecek düzeye getirmek için çabalıyoruz. Birbirimize anlayışla davranarak yine bu başarıyı yakalayacağımızı düşünüyorum. Ha, şundan da emin olmak lazım. Yönetim kurulu müdahale etmesi gerektiği yerde takıma işte nereye müdahale edilecekse de eder. O bilinçteyiz, takip ediyoruz. Sürekli istişare halindeyiz. Yani raporlar alıyoruz, kimseyi kendi haline bırakmış değiliz. Değerlendiriyoruz. Bu kadar futbolcu alınmış. İşte teknik ekip isimli bir teknik adamımız var. Güveniyoruz. İnşallah başarılı olacak ki hepimiz mutlu olalım. Onun için erken ön yargılı davranmamak gerektiğini düşünüyorum. İnşallah yine geçen sezon olduğu gibi hep beraber başaracağız. Ha, biz bu sene dediğim gibi işte Ali abi de söyledi, proje yaptık. Proje takımıyız. Bir şekilde üst lige çıkalım istiyoruz. Hedefimiz inşallah bu sene bunu başarmak. Başaramazsak da her şeyin sonu değil. Bu takım ilelebet var olacak inşallah. Hedefimiz o. Geçen sene Tokat maçı hatırlarsanız Gümüşhane'den döndük. Tokat maçı seyircisi 40 bin bilet satıldı. O atmosferde Tokat maçından ne bekliyorduk? Galibiyet bekliyorduk değil mi? Berabere kaldık. Ercan Bey'le göz göze geldik maçtan sonra. Dedi ki kaldır kafanı, bu takım şampiyon olacak dedi. Bak, berabere kaldığımız maçtan sonra, geriye düştüğümüz maçtan sonra bu takım şampiyon olacak dedi. Sağ olsun Ünal başlık attı. Çıkartın bayrakları, flamaları, bu takım şampiyon beyler dedi. Bu Ankara basının inanması da bu başarı da çok etki oldu. Ali abi ilk Allianz Sensu tribünde hüngür hüngür ağlamadık mı Kayseri'de? Değil mi? Şimdi geçen seneki o inanç bu sene de var. Yani bu takım başarılı olacak. Hani hoca diyor ya 2 yıllık proje diye. Az önce güzel açıkladım. Kısa sürede bir araya getirilen kadrodan da kısa sürede başarı beklemek hayalcilik olur. Ama olabilir mi bu sene? Olabilir. Olmazsa başkanımızın da dediği gibi dünyanın sonu değil. Biz zaten 2 yıllık bir hedef koyduk. Bu sene olmazsa seneye, ama bu sene olursa fıstıklı ekmek kadayıf olur. Daha iyi olur yani. Başkanım, bir şey daha sorayım. Milli maç arasında hazırlık maçı yapacak mısınız? İşte hoca bir gelsin bakalım, yarın çünkü geliyorlar. Muhtemelen vardır onun planlaması. Daha şeyi, programı henüz iletmediler bize. İletsinler, muhtemelen vardır, ona göre tedbir almışlardır. Mehmet Umut Nayır konusunda bir girişim olacak mı Osmanlı Spor'a? Tabii şimdi o Osmanlı Spor bir santrfor daha aldı. Onu görüşeceğiz Melih Bey'le. Umut Nayır'da ısrarımız devam ediyor. Yani o zaman Umut Nayır kendisi Süper Lig'i tercih ediyorum, Süper Lig'de kalmak istiyorum dediği için biliyorsunuz aksaklık çıkmıştı. Şimdi o da oynayamayacağına, kadroda yer bulamayacağına kanaat ederse ikna edebileceğimizi düşünüyorum o konuda. Ama bir iki tane futbolcu Umut Nayır'ın dışında da
anlaşacağız. Başkan, hani dediler ya biz bir şeyi bekliyoruz. İsim vermeden o zaman bir tane camiaya müjde verelim. Bir isimli bir futbolcu inşallah herhalde bugün akşam. Bilmiyorum artık kimin olduğunu. Siz bizden önce duyuyorsunuz maşallahınız var. Ben size soruyorum ya doğru mu falan diye. Daha önce yazıyorsunuz ya. Perşembe günü konusunda mutabık mıyız? Perşembe konusunda. Şey olsa daha iyi değil mi? Şimdi gelen gazeteler çünkü sabah olursa biraz 11 gibi hani malzeme açısından bilmiyorum ben. Yani ertesi güne kaldım ajans falan geliyor, geçiyor hiçbir şey kalmıyor. Antrenman programına göre herhalde. Yani sabah de olması yani hocanın veya sizlerin yapacağınız toplantı. Şimdi bu yarın mesela perşembe günü çıkıyor. Şimdi tamam. Ben hocaya bir geliş. Ben hocaya ne diyorsun? Sen dedin akşam bir toplantı yapacağız dedim. Bir de hoca yapacak demiştin de sabah konuşuyor. Zaman... Çünkü iki gün sarkıyor. Tamam hocaya ne diyorsun? Hocaya ne konuşun programını sabah yapsın. Onda olsun mesela. Ve antrenmandan görüntü alabilirsin. İşte şey olabilir ya, kahvaltılı bir toplantı şey olabilir. Başkan, bir de yani o ertesi gün hemen medyada yer alır. Şimdi iki gün geçti mi bayağı dolu işte dedikodular oradan şeyler hemen pat diye. Bugün hocayla görüşümü gruptan yani size yazayım. Sabahlar olsun toplantı. Tamam saatini değiştirelim. Bir de biz bu toplantıları olağan yapacağız. Yani haftada bir mi yapalım, 15 günde bir mi yapalım? Onu Tuna Bey'le görüşürsünüz. Saatini de size uyan saatte yapalım. Yani haberi yetiştirmez. Hoca yapacak. 15 gün de olabilir, bir ay da olabilir. Biz yani idari konularda sizi bilgilendirmek amacımız, bugün biz normalde önceden planlamıştık bunu. Aslında da gününü kararlaştıramamıştık. Bugün de bu olaylar gelişince, hadi bugün yapalım bu toplantıyı dedik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa... Evet. Şimdi sürecin başlangıcından baktığımız zaman İsmail Hoca'nın gelmesiyle beraber geçen sene şampiyonluk kazanmış futbolcular teker teker gönderilmeye başlandı. Evet. Ve bunların hiçbirinde mutlu ayrılmadığını gördük. Yani konuştuklarımızın hiçbiri gitmek istemiyor ama İsmail Hoca'nın istememesi doğrultusunda gitmiyor. Bu dende de camiada da Ankara'nın taraftarlarında da bir tepkiye ulaştı. Özellikle Selçuk, Ömer, Muhammed'in dışı son o dört oyuncu özellikle tepkiyici arttırdı. Onun üzerine üstlükle İsmail Kartal'ın kulübün üzerinde gözükmeye başlamasını rahatsızlığına geldi. Yani bunu ben sokaktan geçen insandan değil, İstanbul'da ciddi etkili ve etkili birisinden bir telefonla şey yaptı. Sen Melih Başkan'la bir toplantı yaptı ama İsmail Hoca Cumhurbaşkanları'na da bu işi çözdü diye bir telefon geldi. Ben bunu daha önceden de sordum. Üzerine sanki İsmail Hoca'nın kulübün üzerinde hatta gönderilemez bir hoca kıvamına gelmesi konuş yani biz yazıp çizmedik açıkçası. Yok yok tamam o biliyorum onu. Üstüne üstlükle 3 maçta beklenen futbolun gelmemesi madem böyle oynayacak geçen seneki kadro niye dağıtıldı? Yani yönetimin de ben bu birçok futbolcunun gönderilmesinden mutlu olmadığını biliyorum. Özellikle Serkan ismini Tuna Bey'le de konuşmuştuk. En çok ben üzüldüm. Şimdi yönetimin istememesine rağmen olmuş bazı işler gözüküyor. Bu da tepkiye yol açıyor. Bizim de kafamıza soru işaretleri var. Evet. Yani, sorunun bence en önemli kaynaklarından bir tanesi bu. Ya biz yanlış görüyoruz, yanlış anlıyoruz, yeterince bilgilendirmiyoruz ya da gerçekten böyle bir şeyler var. Şimdi bitirdiysen cevaplayayım. Şimdi Bülent Bey, futbolcu konusunda siz işte yine söyleyeyim yani siz futbol takımlarını çok yakından takip ediyorsunuz. Yani teknik direktör bir futbolcuya devam etmek istemiyorsa yani ona yönetim olarak siz bir şey yapamazsınız. Yani illa bunu kadroda tut, illa bunu 11'de oynat, 18'e al diyemezsiniz. Şimdi İsmail Kartal konusuna gelince ki giden futbolcuların hepsi diyorum ya bak bizimle beraber sıkıntı çeken ve sonuçta şampiyonluğa bu takımı şampiyonluğu yaşatan oyuncular. Tabii ki biz de üzüldük gitmelerine ama futbolun doğasında bu var. İsmail Kartal kulübün önüne geçmesi bir kere mümkün değil. Bakın Melih Gökçek konusunda Melih Gökçek'le kırılma noktası siz çok iyi biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Şimdi Melih Gökçek destek talebi, sponsorluk konuları çok öncesinden konuşulmaya başlanmıştı zaten. Yani daha bu İsmail Kartal konusu yoktu gündemde. Onlar çok önceden planlandı. Yani belediye şirketlerinden sponsorluk iş adamları toplantısı bu görüşmeler önceden yapılmıştı zaten. Ha başka biliyorsun bir kulübü işte şirket olarak alma veya dernek olarak alma konuları falan o sponsorluklar o zaman konuşulmuştu. Ha İsmail Kartal'ın siyasi ilişkileri veya farklı ilişkilerle bir şey yapar yapmaz onu bilmem ama İsmail Kartal her maç sonunda bize rapor vermek zorundadır. Ve verir.
uyarılması gerektiği yerde başkan çağırır, beraber otururuz. Başkan der ki bak şurada şurada aksaklıklar var. Hoca biz gördük, sen görmedin mi der. Sorar, böyle yürüyor işler şu anda. Tabii birçok şeyi açıklayamazsın. Yani söyleyemezsin dışarıya işte şöyle dedik, böyle dedik, bak hocaya şunu yaptık, işte futbolcuya bunu yaptık. Bunlar söylenmez. İdareten de şık olmaz zaten söylenmesi, ama her hafta bundan emin ol rapor alınıyor hocadan. Ki geçen haftaki mesela raporu çok kalın bir dosyaydı. Başkana briefing verildi. Üzerinde tartışıldı. İşte futbolcular üzerinde konuşmalar yapıldı. Bunlar yapılıyor her hafta. Ama Melih Gökçek'le ilgili kısmı daha önceden Melih Bey'in planladığı konulardı. Hani şöyle algılanıyor ya, işte Cumhurbaşkanlığından talimat geldi, ondan sonra Melih Bey. Ya Melih Bey'le önceki görüşmelerde bunlar zaten planlanmıştı. Yani işte belediye şirketleri sponsor olacak, iş adamlarından kaynak sağlanacak. Bunlar planlanmıştı zaten. Ha İsmail Kartal'ın diğer konularda ki zaten işin Cumhurbaşkanlığı boyutuysa eğer Bülent'ciğim kastın, onu da Mehmet Diner'in kendisi zaten Cumhurbaşkanı'na söyledi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız o söyledi. Destek konusunda ihtiyaç duyulduğunu, Cumhurbaşkanı da işte destek verilsin, biz de verelim, işte diğer kurumlar da versin diye bir açıklaması var. Ha İsmail Kartal'ın iyi niyetle gayret ettiğini, çalıştığını biliyoruz. Yani samimi çalışıyor. Mesela geçen haftaki raporda ki bu Elazığ maçının raporunu da muhtemelen yarın alacağız. Mesela koşu mesafelerinden tutun da futbolcuların tek tek maç boyu performanslarına kadar çok ayrıntılı rapor alıyoruz. Onların değişik bir sistemde farklı bir programla elde ettikleri veriler var. Mesela Süper Lig takımlarından daha çok koşan bir takımımız var. Oradaki verilere göre. Yani bakıyorsunuz oradaki verilere göre şu anda Süper Lig takımlarından daha çok koşan bir takımımız var. Ha bize söylenen işte takım uyumu, ne diyorsunuz o maç taktiksel anlamda işte uyum, onların tam sistemin oturması lazım diyorlar. Bu da biraz zaman gerektiriyor. Dolayısıyla yönetim kurulu olarak hiç kimse, yönetim kurulunun dışında hiç kimse yani ön plana çıkayım işte ben bu kulübe şöyle fayda sağlıyorum, şöyle yapıyorum gibi bir şeye giremez. Yani herkes duracağı yeri bilir. Senin duyduklarını katılıyorum, ben de duydum. Böyle bir şeyler bana da geldi. İşte bütün kaynaklar şu şekilde sağlanıyormuş, şöyle oluyormuş falan filan. Yok, ben olduğu gibi doğrusunu, çünkü sürecin içindeyiz biliyorsunuz. Yıllardır sürecin içindeyiz. Görüşmeler de hep bulunmaya özen gösterdik. Biz son iş adamları toplantısında olmadık. Transfer yapıldığı dönemde başkanın hep kontrolü altındaydı. Başkan hiç kimseyi kendi haline bırakmadı. Bağımsız yani işte onu al onu gönder gibi bir şeye girmedik. Ha Serkan'ın gidişine tabii üzüldük. Diğer futbolcuların gidişine de çok üzüldük. Ama işte futbolda var biliyorsunuz bunları benim tekrar tekrar söylememe gerek yok. Futbol takımları nice futbolcular işte teknik direktör değişiyor, anlaşamıyor, adam kadroya almıyor, futbolcu bir sezonunu boş geçiriyor. Bunlar yaşanabilen şeyler. Ama yönetim kurulu olarak giden futbolcularla ilgili ağırlığımızı koysaydık, bunlar takımda kalacak deseydik, sizce o futbolcular kadroya alınır mıydı, oynatılır mıydı? Ya da verimli olur muydu? Oynatılmaz. Çünkü araya bir olumsuz enerji girdiği zaman onu toparlayamıyorsunuz. Ha onlar bizim hakikaten çocuklarımız gibiydi. Başarılı olmalarını hepsinin canı gönülden isteriz. Ama işte kamuoyuna açıklama yaparken giden kardeşlerimiz biraz daha aklı selim yapmaları diye düşünüyorum. Yani biz o kadar kötü insanlar değiliz. Onu da söyleyeyim. Burada kaybedildiğini siz söyleyin istiyorsanız Ercan Bey. Ben Samsun'da soruyu ben sordum hocaya. Hoca izliyorum açıkçası. Biz sonuna kadar söylemenin yetimde değildik hocam. Evet. Sorduktan sonra verdiği cevapta biraz durduk. Ardından da futbolcularla ilgili söyledi. Yani antrenmanı terk etmedi. Bizden o oteli terk etmeden bize gelen telefonlarda zaten hocanın söylediğini tam tersi açıklamalar geldi. O zaman da çok fazla dillendirmedik. Şey yaptı. Sağ olun o konuda evet. İkilik gözükmesin diye. Ama işte söylenenler farklı olunca ister istemez bir gerginlikte bulunuyor. Şimdi peki yani oyuncuyla hocayı ustalıktan sonra yüzleştirme şansımız yok. Öyle bir lüksümüz yok ama hoca orada sıcağı sıcağına siz sorana kadar bunu Ercan Bey bana telefon açtı. Orada Samsun'da
biz oyuncuyu dinleyip hocadan rapor alana kadar bu olayı açıklamayalım dedi. Sen sorunca orada spontane gelişti. Hoca da açıklamak zorunda kaldı. Olayın en doğrusunu hoca açıkladı. Doğrusu o. Yok zaten Ömer açıkladı. Bozan da açıklamasında dikkat ederseniz ilk herhalde konuşmalarında 20 kişilik çift kale maçı alınmadığım için ben otobüse gittim diyor. Yani antrenmanı terk ettiğini zaten kendisi de söylüyor. Ha ondan sonraki yaşanan olaylar belki daha pozitif geçiştirilebilirdi. Yani hocayla futbolcu anlamında söylüyorum. Keşke orada olsaydık biz. Yani ben orada olamadım. Yani buradaki işler işte bu transfer yasağı şu bu çalışmalarından dolayı belki bu şekilde cereyan etmeyebilirdi. Bence ne olursa olsun hiç kimsenin iletişimi koparmaması lazım. Sonuçta bu çocukların şampiyonlukta çok ciddi emeği var. Ha, orada biraz daha zarif davranılabilirdi çocuklara. Yani farklı şeyler, sizin duyduğunuz şeyler anlamında söylüyorum. Daha pozitif ayrılabilirdik ama Ömer Bozan'ın, Muhammed'in yönetimle bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ben Ömer'in açıklamasında şuna üzüldüm. İşte sadece taraftarlara ve personellere işte hakkımı helal ediyorum deyip ayrılması, son açıklamasını arkadaşlar bana gösterdiler. Ona üzüldüm. Yani Ömer için bizim yaptıklarımız da, özelde yaptıklarımız da öyle inkar edilecek şeyler değil. Tabii ki taraftardan helallik isteyecek. Çünkü taraftar onların direncini arttıran, onları ayakta tutan, onları motive eden taraftar. Eyvallah. Ama yani Ömer'in, Muhammed'in, diğer futbolcuların özellikle kulüp başkanından veya işte diğer yöneticilerden hiç bahsetmemesi üzdü beni. Yani ona üzüldüm. Çünkü keşke Ömer'in imkanı olsa da açıklasa. Yani özelde de bana şunlar 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 ekstradan motivasyon anlamında yapıldı diyebilseydi Ömer keşke. Şimdi İsmail Hoca konusunda da hep bunlar bilgi kirliliği. Olayın kahramanı kim? İsmail Kartal. En doğru insan. Doğruyu söyleyecek kişi o. Ve yönetim kurulu. Sağ olsun başkanımız, kulüp başkanımız Ercan Bey, İsmail Hoca'dan önce başka hocalarla temasa geçtiler. Başka hocalarla da görüşüldü. Fikir alındı. Sizin transfer yasağınız var. Hedefiniz belli değil. Yasağı açıp açamayacağınız belli değil. Biz kendi kariyerimizi riske atamayız dedi bazı hocalar. Telefonlarımıza çıkmayan hocalar oldu. Başta prensipte anlaştık. Sonra telefonlarımıza çıkmayan hocalar oldu. İsmail Kartal tereddüt etmeden 2 yıllık projeyle geldi. Yani İsmail Kartal da burada kariyerini riske attı. Niye riske attı? Transfer yasağını kaldıracağımız belli değil. Hangi kadroyla oynayacağımız belli değil. Hedef belli değil. Yani buna rağmen belki diğer hocaların çok çok altında bir rakama hedefleri olduğu için, Ankara Gücü'nün hedefleri olduğu için bu hedefleri de birlikte gerçekleştirmek için geldi. Bakın inanın gece 2-3'e kadar oturuyor, çalışıyor bu adam. Hakikaten çalışıyor. Bu çalışmanın karşılığını şu an için alabildik mi? Alamadık. Ne dedi hoca? Zaman dedi. Biraz zaman lazım. Toparlanmamız için, takım olmamız için. Biz bunu bir mağlubiyete bağlı bir zaman istemedik. Yani bir orada talihsiz bir olay oldu, mağlup olduk. Bu ilk de olmayacak mağlubiyet, son da olmayacak. Puan da kaybedeceğiz, puanla da kaybedeceğiz. Ama bu takım hedefinden uzaklaşmış değil. Yarışmacı ve zirveye oynayan bir takım. Olursa bu sene, olmazsa seneye hocamıza biz güveniyoruz yani. Teşekkür ederim.